emeğin üretimle birleştiği, güneşin, bereketin üzerine doğduğu ülkemiz. Bir yılda 4 mevsimin, bir sezondaysa 10 ay üretimin olağan şekilde görüldüğü eşsiz bal havzaları. 7 coğrafi bölgeye sahip ülkemizde iklim koşulları, bitki çeşitliliği birbirinden farklıdır. Ve her bölgenin kendine özgü arı ırk ve ekotiplerini barındıran genetik zenginliği vardır. Anadolu'da arıcılığın tarihi en az medeniyetler tarihi kadar eski ve derin olup Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesiştiği merkez konumundadır. Modern dönem Anadolu'da arıcılık, kırsalda yaşayan insanımız için ekonomik değerinin yanında kültürel değeri de olan bir üretim modelidir. Ülkemiz arıcıları 2003 yılında bir araya gelerek Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği'ni kurmuştur. Bugün Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği 8,7 milyon arı kovanını, 72.325 arıcı üyesini ve 79 il birliğini bünyesinde barındıran arıcılığın temsil edildiği en büyük sivil toplum kuruluşudur. Ülkemiz arı sayısı ve yılda 96 bin ton bal üretimiyle dünya sıralamasında ikinci, yüz ölçümüne göre bakıldığında ise birinci sıradadır. Arıcılık ülkemizde 2 milyon insanın iştirak ettiği güçlü bir sektör haline gelmiştir. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Türkiye'nin arılarını bölge bölge ıslah ederken, geniş coğrafyada üretilen çam, kestane, geven, ayçiçeği, pamuk ve narenciye ballarının bilimsel kimliklerini de çıkarmıştır. Böylece arılarımız koruma altına alınmış, ballarımız ulusal kodekste yerini almıştır. TAP, ülke arıcılığını uluslararası arenada temsil etmek ve hak ettiği yere taşımak amacıyla 2005 yılında Dünya Arıcılık Federasyonu olan APIMONDIA'ya üye oldu. Dünya arıcılığının olimpiyatları sayılan Dünya Arıcılık Kongresi'ni 2017 yılında İstanbul'da organize etmeye hak kazandı. Bu başarı sayesinde 2022 APIMONDIA Kongresi de 24-28 Ağustos tarihlerinde ülkemizde gerçekleştirilecektir. Dünya arıcılığındaki yerimizi pekiştirmek ve çam balımızı daha iyi tanıtmak amacıyla 2008 yılından beri düzenli olarak Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi organize edilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımızla dünyada örnek gösterilen ve ilk olan arıcılık kayıt sistemi geliştirilmiş, tüm kovanlar kayıt altına alınmıştır. Ülkemizde arıcılık tüm dünyadan farklı olarak gezgincilik koşullarında yapılmakta, İller arası tüm kovanlar izlenebilmektedir. Arı varsa tarım, tarım varsa üretim, üretim varsa gelecek vardır.